Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sonunda beklediğimiz güncelleme geldi. Bugünkü videomuzda güncellemeye bakış yapacağız ve efsane yükseltmeler yapacağız bunun yanında. Rünlerimizi, kitaplarımızı, çekiçlerimizi hepsini kullanacağız arkadaşlar. Dilerseniz ilk olarak güncelleştirmeye bakalım. Şu an benim köyüm normalde her şey maksimum seviyedeydi. Hirolar, laboratuvar, duvarlar, savunmalar. Şu an yeni gelen incelemeleri gösteriyorum. Üç tane inşaatçım boşta arkadaşlar. Nerede diye sorarsanız iki tanesiyle Karakışla'yı yükseltiyorum. Çünkü yeni gelen Heat Hunter isminde bir birim var. Ee, onu merak ediyorum. O yüzden iki tane Karakışla'mı da yükselttim. Zaten iksirle basabileceğim herhangi bir şey yoktu. Ee, onun yanında bir tane tuzak gelmiş. Onu da aldım. Onu da ikinci seviyeyi yükseltiyorum şu an. Üç tane inşaatçım boşta. Yeni gelen şeylere bakalım. İlk olarak isterseniz süper birliklerle başlayalım. Bildiğiniz üzere Süper Barbar, Süper Dev, Sinsi Goblin ve Süper Duvar Yıkıcı vardı. Bunun yanına Cehennem Ejderhası ve Süper Cadı birimleri geldi. Bir tanesi bebek ejderin, bir tanesi de cadının süper güçlü olanı. Bunların e, şeylerine bir bakalım, deneme yapalım. Hiç bakmadım açıkçası güncelleme geldiğinden beri. Nasıl özellikleri var? Şöyle bir test edelim. Merak ettim. Sizler de bakabilirsiniz tabii ki. E, cadılarımızı gönderdik. Bir tane öfke büyüsü gönderelim. Ee, i̇skeletler bakın büyük boy yani dev iskelet diye geçiyor galiba ee, bayağı bir hasar veriyor bakın cehennem kulelerini hemen mahvettiler bir tane öfke büyüsü gönderelim İskeletlerin canı da bayağı şey hasar almıyorlar yani bayağı güzel olmuş bu açıkçası ee, klan savaşlarında falan kullanılabilir bakın iskeletlerin hala canı inmedi arka taraftan cadılarda e, ellerinden geldiği kadar dev iskelet gönderiyor bu birimi beğendim güzelmiş. Belediye binası 12'ye saldırı yaptık. E, 5. seviye tabii ki e, süper birliklerin açık olması için sizlerin de cadısının belli bir seviyeye denk gelmesi gerekiyor. O yüzden hani e, test edemeyenler açısından bu şekilde hızlıca bir bakmış olalım. E, zıplatma büyümüz var, dondurma büyümüz var. Bir tane dev iskelet bakın belediye binasına vuruyor. Çok fazla hasar vermiyor fakat çok güzel tanklıyor. Canı bayağı az. Cadının düz vuruşu da bayağı güçlenmiş bu arada. İskeletini çıkarttı. Birazcık hızlı, yavaş ve tanklama özelliği bulunuyor anladığım kadarıyla. Savaşı bitir diyelim. Hemen diğer süper bebek ejderha'ya bakalım. Yani cehennem ejderhasına. Şuradan eve dön diyelim. Bunun özelliklerini şurada ayrıntılı görebiliyor muyuz? Evet. Güçlü büyü güçlü sonuç doğurur. Süper cadı ufak iskeletlerden oluşan bir grup çağırmak yerine kemik yapısı çok sağlam olan kocaman bir iskelet çağırıyor demiş. 7 gün etkinlik yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında sıfırlanıyor. Başka birini kullanabiliyorsunuz. Şu an 60 bin kara iksir kullanmamıza gerek yok. O yüzden şu şekilde hızlı bir biçimde denemelerini yapalım. Bu da cehennem ejderhası. Cehennem ejderhası artık yalnız olduğu için üzülmüyor. Öfkesini hasarı zamanla artan güçlü bir ışına çevirmeyi öğrenmiş demiş. Özel yeteneği de tek bir hedefe saldırırken cehennem ejderhasının saldırısının gücü zamanla artıyor demiş. Bakalım bu kullanılabilir bakın. Çünkü bir tane bebek ejder genellikle kenarları temizlemeye, yüzde yükseltmeye kullanılıyor. Fakat cehennem ejderhası kullanılabilir. Bir tane gönderdim hasarına bakalım. Işın gönderiyor bakın. Şurada sarı bir şekilde ışın eritiyor. Belli bir zaman sonra baya bir hasar veriyor. Şuradan hemen yatay bir şekilde deneme amaçlı gönderelim. Bir tane de öfke büyüsünü bırakalım. iki tane bırakalım şuralara. Bakalım vurmuş olduğu hasar gerçekten muazzam bir hasar vuruyor. Erittiler bakın. E, bu birim güzelmiş. Bu da kullanılabilir. Okçu barbar hani onlar da güzeldi. Fakat e, cadı ve cehennem ejderhasının gelmesi güzel olmuş. Farklı bir renk katmış oyuna. Öfke büyüsüyle bakın. Bayağı bir ışınlarını arttırıyor ve eritiyor. Daha sonrasında az kalan canı direkt e, tamamen yıkıyor arkadaşlar. Bir öfke büyüsü daha kullanalım. E, kraliçeye neredeyse tek attılar. Belediye binası kaldı. Kenarları temizleyerek gidiyorlar. Bu şekilde bir birim. Bunu da beğendim. Hemen bir tane de şurada öfke büyüsü atıp e, hasarlarını test etmeye devam edelim. Bu bakın bayağı güçlü. İskelete oranla tabii ki iskelette bütün büyülerimizi kullanmadık ama bu bayağı bir kullanışlı bir şey yani e, klan savaşlarında kullanılabilir. Şimdi süper birlikleri denediğimize göre savunma anlamında bir bakalım e, neler gelmiş. Hemen şuradan bakalım. E, şu an büyücü kulesi 5 tane büyücü kulesine birer seviye gelmiş arkadaşlar. Onun yanında barbar kral kraliçeye de 5'er seviye geldi. Toplamda 75 seviyeye ulaşıyor hirolar. 7 e, tane topa birer seviye gelmiş. Artı olarak 50 tane de duvar güncellemesi gelmiş. Bunları şimdi yükseltmelerini yapacağız. Belediye binasına geçeceğiz. Efsanelikteyim. Kupa düşmeyi asla düşünmüyorum. Efsanelikte köyümü geliştirmeye devam edeceğim. Şuradan bir de laboratuvara bakalım. Laboratuvarda neler gelmiş? Şimdi hiroları söylemiştik. Ee, tokmağa gelmiş zeplin ve kaya balonu. Bunlara birer seviye gelmiş. Yıldırım büyüsü sağ taraftan bakıyorum. Yıldırım büyüsüne bir seviye gelmiş. Zıplatma zaten benim 3. seviyeydi şu an. Dördüncü seviye oluyor yükselmede. Klonlama büyüsüne gelmiş. Yeni birim zaten burada gözüktü. Onun da maksimum seviyesi 3. seviye. Lavtazı, golem, e, bebek ejder, okçu, barbar. E, bunlara da yeni seviye gelmiş. Duvar kırıcı ve goblinin de birer seviyeleri bulunmakta. Bir tanesini ben yükseltmemiştim. Onları da yükselteceğim. Laboratuvarımız şu an önemli değil. Bir an önce heat hunter'ı e, açıp... Maxlamak istiyorum fakat biraz daha mantıklı ilerlemeliyim. O yüzden belediye binasına geliyorum ve şu an efsane e, yükseltmeleri başlayacağız. Fakat bakın burada arka planı değiştir gibi bir şey var. Bu anladığım kadarıyla e, dükkana bakmıştım burada ücretle satın alınan bir şey. E, Clash kuklaları arka planı diye bu galiba ücretli alınıyor. Arka plan değiştiriliyor, manzara değişiyor. Bakın burada görüntüsü var. İskele değişiyor. Kenardaki şelalede falan değişiklikler var. Tabii ki isteyen bunları alabilir. Madalya olarak şu an 164 madalyamız bulunmakta. Bir yükseltmelerimizi yapalım. Ona göre diğerlerini de harcarız. İnşaat kitabımız var, hero kitabımız var. Altın rünü, eee iksir rünü, kara iksir rünü ve iki tane de Çekicimiz bulunmakta. Şimdi e, kraliçemizi yükselterek bir başlayalım. E, kraliçemiz nerede? Burada. Hemen 292.000 altına basalım. Çekicimi en son kullanacağım. Buradan kitabımı kullanıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 71. seviyeye yükseldi şu an. E, madenimizde bir sürü şey var. Fakat şu şekilde yapacağım. Hemen buradan e, kare eksir rünümüzü kullanalım. Bir depomuzu bir daha fullleyelim. Tekrar kitapla kraliçemizi Yükseltelim istiyorum Bunun yanında şuradaki Ödüllerimi de alamamıştım ee, Her şeyin full olduğu için Buradan kraliçemi Yükseltmek adına hero kitabımı aldım Bunları da birazdan e, Toplayacağım biraz daha ganimetimiz düşsün Hemen kraliçemizi Bir daha yükseltelim 294 bin Kara iksire basıyorum 8 gün Ve kitapla bitiriyorum arkadaşlar Kraliçemiz 72 seviyeye ulaştı bir tane de çekicimizi kullanalım. Çekicimizle birlikte bir yükseltme daha yapıyoruz. Kraliçemiz neredeyse max seviyeye ulaşmak üzere. 73. seviyede kaldı. Madalyamıza bakın. 164 madalyamız var. Hero çekici için 165 istiyor. Bir tane madalyayla ile kaçırdık. Bunu belki bekletebilirim ya da farklı bir şeylerde alabilirim arkadaşlar. Açıkçası sizlerin merak ettiğini düşündüğüm için. Şuradaki Kışla'yı bitirmeyi düşünüyorum. E, kitabımız bulunmakta. Bir savunmalarımıza bakalım altın rünü için. Hemen büyücü kulesinin bir tanesini e, çekiçle yükselteceğim. Burada 17 gün istiyor. Bir de topa bakalım. En mantıklı olan hangisi ise e, onu basacağız. Bu da 16 gün. Fakat büyücü kulesinin e, ganimeti daha fazla. Bir tanesini, büyücü kulesinin bir tanesini çekiçle yükseltiyorum. Evet bunları biriktirmemiz çok güzel oluyor. Güncelleştirme ile birlikte bakın. Çılgınlarca tamamlıyoruz her şeyi Hemen bir tane daha büyücü kulesini basıyorum Ganimetim zaten ağzına kadar dolu arkadaşlar Buradan bir de inşaat kitabını kullanıp tamamlıyorum bunu İkinci büyücü kulemiz de tamamlandı Şimdi belediye binasına gelelim Buradan altın rünümüzü kullanalım arkadaşlar Altın rünümüze bastık Tekrar altın depomuz max seviyeye ulaştı Hemen gelelim Bir tane daha büyücü kulesini basalım Şuradan e, yükseltelim. Bir tane daha yükselttik. Geliyorum artık. Madalyamı da kullanmayı planlıyorum. Ganimetimizi zaten toplarız. Bizim için zaman önemli. O yüzden bir tane e, inşaat çekici alacağım arkadaşlar. 120 zaten. Bir tane alalım. Hemen gelelim buraya. Neyi yükseltebiliriz? Büyücü kulesi e, kalmadı. Pardon iki tane daha var. Hemen bir tanesine daha gelelim. Şuradan... Büyücü kulesinin bir tanesini de çekiçle bitirelim. Son bir tane büyücü kulemiz kaldı. E, buradaki bakın 2-3 e, tanesi yükseldi. Bir tanesi yükselmede. Son olarak bir tane büyücü kulesi kalmış durumda. Yükseltebileceğimiz iki tane inşaatçımız var kullanabileceğimiz. İksirlerimiz genellikle boş. E, şu an e, buradaki iksir ürününü kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü e, yükseltme zıplatma büyüsünün tamamlanmasına bir gün 22 saat süre var. E, zıplatma büyüsü tamamlandıktan sonra muhtemelen e, bebek ejder birimini yükseltmeyi düşünüyorum. İksiri oraya kullanacağım. Buradaki 5000 iksirimizle duvar basabiliyor muyuz? 6 milyon istiyor. 5 milyon 697 bin iksirimiz var. Dilerseniz ordumuz hazır. Ordumuz bu şekilde bakın. Yeti buz golem kombinasyonu hiç değişmeyen ordumuz Buradan hemen bir tane canlı saldırı yapalım. Bugün bir tane saldırı yaptım. Ee, diğer şimdi bir tane daha saldırı kullanalım. Daha sonrasında da bir tane daha duvar basıp e, videomuzu sonlandıralım. Güncelleştirme güzel olmuş. Yeni gelen asker birimini çok merak ediyorum. İngilizcesi Heat Hunter olarak geçiyor. Türkçesini bilmiyorum. Ona da birazdan bakarız. 4 tane deprem büyüğümüzü şurada kullanalım. Duvarları yıkalım. Daha sonrasında şuradan yetimizi basarak... Kenarları bir temizleyelim arkadaşlar. Hemen buz golemlerimizi bırakıyorum. Ee, arkasından yetilerimi gönderiyorum. Ve standart olarak e, uçan kışlamı bırakıp hirolarımı da şurada gönderiyorum. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi göndereceğim. Belediye binasına doğru askerlerimizin ilerlemesi gerekiyor. Zıplatma büyüsünü elime aldım. Zıplatma büyüsünü de şurada kullanalım. Klan kalesine de yakın ilerlerler. Öfke büyümüzü seçelim. Öfke büyüsünü şurada gönderiyorum. Klan kalesinden çıkan askerlere de bir tane zehir büyüsü bıraktım. Arka taraftan büyücülerimiz geliyor. Kraliçemiz birazcık oyalandı şurada bakın. Binicilerimizin çıkmasını bekliyorum. Şurada artık koruyucumun özelliğini kullandım. Ve binicilerimizle birlikte kraliyet şampiyonumu gönderdim. Açıkçası koruyucumun özelliğini kullanmayı unuttum arkadaşlar. O yüzden bir anda baktım dikkatimi çekti ve kullandım son anda. Neyse iki yıldızımızı aldık. Şuradaki rakip koruyucuya bir dondurma büyüsü gönderelim. 3 e, tane hero'muz da hayatta. Bir tane de büyücümüz var. Her türlü yüzdemizi zaten tamamlarız. Barbar kralımızın özelliğini basıyorum. Kraliçemize tekli cehennem kulesi vurdu. Onun da özelliğini kullandım. Artık kraliyet şampiyonumuzun da özelliğini kullanıyorum. Güzel bir saldırı olmadı açıkçası. Koruyucumuzu unutmamız kötü oldu ama her türlü 2 yıldızımızı aldık. %58'lerde de bir yüzde bul almış olduk. Bir tane büyücümüz bakın burada X'e deposuna vuruyor şu an. Oradan alabildiği ganimeti alsın. Eskiden olsaydı çıkardım fakat güncelleme geldiği için ne kadar kazanırsak kardır arkadaşlar. Savaşı yavaştan bitiriyorum. %59'a ulaşan bir yüzde aldık. Bunun yanında da ganimetimiz bu şekilde. Hemen gelelim duvarımızı basalım. Bir tane duvarımızı yükseltelim. Daha sonrasında ganimetlerimizi yükselteceğiz. 50 tane duvardan bir tanesini basıyorum. Gördüğünüz gibi 49 tane duvarımız kaldı yeni gelen güncelleştirme ile birlikte. Yeni gelen askere bakamıyorum şu an. Karakıştamızın ikisi de basıldığı için. Şuradan ismini görebiliyor muyuz? Buradan bir ismini bakmaya çalışayım. Yok ismini göremedim. E, ismini bilen arkadaşlarımız yorumlarda yazarsa çok sevinirim arkadaşlar. Güncellemeye bir bakış yapmak istedim. Elimde olan kitapları, rünleri sizlerle birlikte harcamak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.